verdiği, peygamberimizin bildirdiği ve sahabe-i kiramın naklettikleri yani böyle sonra kitaba çevirdikleri, kitap haline getirdikleri bilgilerdir. Peygamberimiz aleyhisselam ne yapmıştır? Zamanında sahabe-i kiram vefat edince peygamberimizin arkadaşları, hanımları vardı, çocukları vardı, bahçeleri vardı, fırma bahçeleri, hepsini terk ettiler. Sırf İslamiyet'i yaymak için çeşitli yerlere dağıldılar. Ki çokları orada dönmedi memleketine. Şehit oldular. Hanımları dul kaldı. Çocukları yetim kaldı. Niçin? Dini yaymak, dini herkese duyurmak için. Bu bir görev. Dini yaymak bir görev. Evet. O bakımdan. Sonra hiçbir zaman hanımları dul kaldığı halde şikayet etmedi. Çocuklar yetim kaldı. Bunlar da şikayet etmediler. Mesela Maraş civarında kim var? Gelmiş ta Mekke-i Mükerreme'den çıkmışlar Medine-i Münevvere'den. Ne var? Malik bin Eşter Hazretleri. Sonra Miktat bin Esvet Hazretleri var Maraş'ta. Sonra Maraş, Urf şeyde yakınlarımızda Ukkaşi Hazretleri var. Ukkaşi Hazretleri var. Burada şehit olmuş. Ankara'ya git, Hasan bin Sabit Hazretleri var. İstanbul'a git, yüzlerce sahabe-i kiram var. Ta o zaman gelmişler. İstanbul'u fethetmek için. Kıbrıs'ta efendim Hala Hatun var, sahabe-i kiram var. İstanbul'da kim var? Peygamberimizi hicret ettiğinde aleyhisselam evinde misafir kalan Eba Eyyub el Ensari. Ne diyoruz bunu? Eyyub Sultan diyoruz. İstanbul'un manevi bekçisi. Onunla beraber nice insanlar var. Bunlar niye dağıldı? Dini yaymak için. Yani kitaptan maksat dini yaymak. Bunun kitap Allah için yazılır. Yani para kazanmak için din kitabı yazılmaz. Evet. Din kitabı uğraşılmaz. Hocam aslında bu kitap herkesin başucunda olması gereken bir başucu kitabı. Başucu kitabı. Kaynak kitap. Evet. Doğumdan ölüme kadar anlatılır. Doğumda ne lazım anlatılır. Mesela akike kurbanı var. Doğumda. Değil mi? 7 günlükken doğumla onu da anlatır. Ramazan gelir orucu anlatır. Evlenecek evlenme. Hatta bir insan hocaya lüzum yok. Bazıları hoca nikahı diyor. Değil. İslam nikahı. Sen veya herhangi bir vatandaş açıp okuyup nikah bile kıyabilir. Dini nikah. Gayet açık olarak Osmanlılarda nasıl nikah kıyılır diye bir bölüm var. Şahitlik bölümleri var. Anlatırsın. Oturursun. Hoca aramaya da lüzum yok. İmam aramaya da lüzum yok. Herhangi bir Müslüman, salih Müslüman nikah kıyabilir. O bilgiler de var yani. Nikahta aranan şartlar, kadında aranan şartlar, erkekte aranan şartlar, kadınlara ait, yani bu anlatılmaz. 1048 sayfa bir kitap çok cüzi bir fiyatla, yani bir kilo meyve fiyatı desem mübalağa olmaz. Değil ama mi? Biz şey yapıyoruz, yani mübalağa olmaz. Herkes yani. Okusun diye. Herkes okusun diye. Amacımız herkes okusun, istifade etsin. Sonra bizim kitaplarımızda şöyle bir slogan yazdık biz. 1400 seneden beri okuna gelen kitaplar. Evet. Yani peygamberimiz. Ama şimdiki adam diyor ki çıkmış benim. Bana göre böyle. Ya sana göre olur mu? Bana göre namaz 3 vakit. Tövbe ya. Peygamberimiz 5 vakit kılmış. Namaz 5 vakittir diyor. Adam bana göre diyor. Sen peygamber misin? Vahiy sana mı geldi? Değil mi? Sen vahiy sana mı geldi? Sen nasıl yorumluyorsun? Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri zamanımıza uymuyor. O da din profesörü geçiriyor. Allah Allah. Yani öyle bir ahir zaman ki evet, işimiz maalesef, çok zor. Milletin de işi zor. Maalesef. Milletin işi de zor. Zor. Şuraya diyelim ki çünkü 73 tane şöyle altın koysak. Bunun bir tanesi sağlam olsa 72'si sahte olsa nasıl bulacak bu millet? Kuyumcu evet. Bilir ancak. Evet, sen ben bilemiyoruz ki. Ehli bilir yani. Ehli bilir. İşi ehlinden öğrenmek lazım. İşte ehli de bu kitaplardır. Kaynaklıdır. 1000'den fazla kitaptan ne olmuştur? Derlenmiş, toplanmış. Yani teşbih de hata olmaz. Arı nasıl ki yüzlerce, binlerce çiçekleri gezerek bal yapıyorsa bunun gibi de bu hale getirmiş valhane İslam alimlerinden kaynaklarını göstererek böyle bir kitap haline getirmişler. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Sonra Arabik, Farsça, diğer lisanlarda öğrenmek isteyen gurbette var, dini kitap istiyor Almanya'da. Almanya'da mesela. Fransa'da var, istiyor. Hollanda'da var, istiyor. Göndermek lazım ve kitap evinin de adresini alıp diyalog kurmak lazım. Mesela bütün kitapları getirmedi. Getirsek standı doldurur zaten. Evet. Doldurur, boydan boya doldurur. Onun için biz örnek olsun diye geldik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Siz de diyorum. Sizi uğurlayalım teşekkür hocam. Teşekkür ederiz. Yok teşekkür ederiz. Bunlar şunlar değil de şu sizinle.